Buyurun. Aa, ne oluyor? Allah Allah. İtlesene evladım. Buraya gelmeye nasıl cüret edersin? Bu yaptığınızın hesabını vereceksiniz. Başına çok büyük bir iş aldın Hakan Efendi. Gülmeyin be! Ne gülüyorsunuz? Bana bir şey yaptınız. Ne yaptınız bilmiyorum ama sesimi bu hale getirdiniz. Arif abi, istersen sen konuşma, biz anlatalım. Bir tuhaf oluyor abi, yani sen konuşunca o yüzden. Karışmayın be! Evet, ne yaptınız bana? Yanıt bekliyorum. Hiçbir şey yapmadık. O kahveyi içtikten sonra bu hale geldim ben. Kesinlikle o kahvenin içine bir şey koydunuz. Ne koyacağız canım? Olur mu öyle şey? Bitirdiniz beni! Halimde 5 paralık şerefim kalmadı. Çok komik. Kimse ciddiye almıyor. Herkes dalga geçiyor. Evladım, üşüttün galiba. Bir ıhlamur kaynadı. İstemez! Buraya gelmeden önce 5 bardak ıhlamur içtim. Gerçekten de çok sinir bozucu bir sesin var. Gülmeyin! Gülmeyin dedim! Gülmeyin! 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 Yani siz buraya bunun için mi geldiniz? Halim ya, Halim durumda değil. Şu sesimin haline baksana. İnsan içine çıkacak yüzü kalmadı. İyi de boşuna gelmişsiniz. Sesinizin bu hale gelmesinde bizim ne ilgimiz olabilir ki? Yamak kuşaklı. Üşüttün herhalde. Delirtmeyin beni. Delirtmeyin! Her şey değil. Bir türlü düzelmiyor. Hadi uzak. Ne yaptıysanız söyleyin. Onu bu hale ben getirdim. Ay, ne duruyorsun? Düzeltsene o zaman. Şimdi olmaz. Sen ona şu ıhlamurluğu yapsana. Ne konuşuyorsunuz öyle aranızda fısır fısır? Evladım, diyorum ki gel sen beni dinle. Benim ıhlamurum özeldir. Bak göreceksin, iyi gelir sana. İyi, git yap bakalım. Ben de yardım edeyim. Gel yav. Gülmeyin. Gülmeyin. Bari üçünü de oracıkta sıpaya çevirseydin de akılları başlarına gelseydi. Hakan'la Volkan olmasaydı yapardım ama neyse. Hı? Şu ıhlamuru götürüp verelim de başımıza daha fazla iş açılmadan şunlardan kurtulalım. Tamam. Dur Makbuş. Al iç bakalım. Merak etme. Hemen iyi gelecek. Göreceksin. Hiç umudum yok ama. Arif abi. Bir dakika içme. Ya içine bir şey koydularsa? Hadi oradan, terbiyesiz. Biz sizin gibi vicdansız mıyız? Ne o Arif Bey? Korkuyor musunuz yoksa? Görelim bakalım işe yarayacak. Ah, geçti. Olacak şey değil. Geçti. Düzeldi. Anneciğim, ellerine sağlık. Ay, ellerine yapma. Sağlık annem. Ay. Bundan sonra sen benim anamsın. Anam. Ay, istemem. Hadi oradan. Hem senin gibi evlat eksik olsun, hadi. Öyle deme ama Makbuş anne. Kalbimi kırıyorsun. Hem buraya gelip huzurumuzu kaçırıyorsunuz. Tövbe estağfurullah. Neyse, hadi geçmiş olsun. Ya şu ihale meselesine gelince. Unut o meseleyi Hakan kardeş. Sen yiğit bir biçimde karşıma dikildin. Delikanlı gibi. Bana boyun eğmedin. Doğrusunu istersen cesaretinle bunca yıl sonra en gaddar hasımlarımın bile bana yapamadığını yaptın. Bana iyi bir ders verdin. Asıl ihaleden ben çekiliyorum. Yok, benim istediğim bu değil. Kimin hakkıysa o kazansın. Yaptı yine delikanlılığı. Bundan sonra kardeşimsin. İsteğin başım üstünde. Herkes sizden çok korkuyor değil mi? Başınız çok fazla belaya girdi mi? Tabancanız falan var mı? Emre. Aslında ben bir şey rica edecektim. Bizim Emre. Bak koçum. Bunlar özenilecek şeyler değil. İnan bana. Ama o zaman sen neden böyle yaşıyorsun? Keşke böyle yaşamasaydım demediğim tek bir gün bile olmadı. Ama ne çare. Ama ne güzel Emre'nde adamların var. Sonra çok güçlüsün. Hem herkes senden korkuyor. Emre'mdeki adamlar bana saygı duydukları için değil. Param için yanımda.
güçse burada değil, buradadır. Ayrıca keşke herkes benden korkacağına beni sevseydi. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? En başa dönme şansım olsa okumak isterdim. Baban gibi sıcak bir yuvam, çocuklarım. Korkusuz geçireceğim, huzurlu gecelerim olsun isterdim. Adam gibi adam olmak isterdim. Benim babam adam gibi adam değil mi? Hem de nasıl. Onu örnek alın. Babanın sözünden çıkma. Bazen onun dedikleri sana sıkıcı gelebilir ama inan o seni çok seviyor. Ve iyiliğin için böyle konuşuyor. Peki ama ben de senin gibi, babam gibi korkutucu da olmak istiyorum. Nasıl olabilirim? Okuyarak. Okuyarak mı? Ya ama nasıl? Bir gün babam bana dedi ki, Arif oku. Cehalet en büyük hataları peşinden getirir. Cahil olan adam korkar. Neden korkar? Hiçbir şey bilmediği için korkar. Emre, ben çok korkuyorum. Anlıyor musun? Çok. Bir gün çocuğum olursa, onu nasıl yetiştireceğimi bilemediğim için bile korkuyorum. Anladın mı? Sanırım anladım Arif abi. Güzel. Sohbetinizi bölmüyorum değil mi? Yok Hakan kardeş. Zaten bitmişti konuşmamız. Çok güzel bir evlat yetiştirmişsin. Hadi görüşmek üzere. Ben geçireyim. Yok yok. Sen Emre'nin yanında kal. Biz gideriz kardeş. Babacığım beni atlayıp canım babacığım. Ne demeye çalıştığımı anlamışsındır umarım. Anladım babacığım. Okuyacağım ve asla cahil kalmayacağım. Aferin benim güzel oğluma. Okuldaki çocuklar da yaptıkların ne kadar aptalca olduğunu bir gün anlarlar belki değil mi? Kesinlikle. Ben de geldim. Hoş geldin. Çık bakalım. Hadi bakalım. Geç oldu. Yataklarınıza. İkinizi de çok seviyorum. Biz de seni babacığım.